Yani her şeyin yeni olduğu bir rutin yapacağız bugün. Çok heyecanlı. Şimdi bunu bir birlikte açalım. Hepsini bitirdim. Bunları da asacağım yılbaşı ağacıma. Dün demiştim ya, evde sadece yulaf sütü var diye. Bakın ne buldum. Ne blok mesin en sevdiğim zamanla geldik. Calendar açacağız. Günaydın. Ay sesim acınmamış resmen. Bugün Vlogmas'ın 15. günü. 15. güne hoş geldiniz. Şimdi dün aldığımız bardakları göstermiştim. Burada yıkadım hepsini. Şimdi bununla kahvelerimizi içeceğiz. Bugün kahve rutininde her şeyin yeni olduğu bir an. Bardak yeni, çikolata calendar'dan gelecek. Kahve yeni, Nespresso yeni kahvelerini açmıştım. Onları deneyeceğim bugün. Galiba orman meyvelerini denemek istiyorum ilk başta. Yani her şeyin yeni olduğu bir rutin yapacağız bugün. Çok heyecanlı. Çok güzel oldu. Şimdi ilk önce bir calendar açalım. Bugün 15. 15, evet. Şokolade çıkacak değil mi? Uzun. Evet. Güzel. Tam bakın nasıl oldu. Şimdi bunu yapacağız. Bu Forest Variations serisinden bir kahve. Yılbaşı kahvesi. Şimdi bir bunun tadına bakacağız. Bunu sadece mermer aşıkları çok sever. Şimdi bir de bunları yapacağız. Bunda da Limited Edition 2021 yazıyor. Airfloss aldım. Şimdi onu göstereceğim size. Hani kutu açılımını birlikte yaparız diye açmadım. Ben Panasonic tercih ettim ama Philips'in de var galiba. Bunların adı Airfloss diye geçiyor. Böyle hava üfleyen ve haznesine gargarınızı da koyabileceğiniz, alışkanlığı suyunu koyabileceğiniz bir haznesi var. Ve hem havayla hem de o ürün püskürterek diş ipi görevi görüyor aslında ve bunu makineli bir şekilde yapıyor. Bazı inceleme videosu izledik. Fiyat performans olarak da ve kullanıcı yorumlarına bakarak da en uygun modelin bu olduğuna karar verdik ve o yüzden bunu aldık. Şimdi bunu bir birlikte açalım. Böyle bir kutu da geldi. Şurada klasik. Bu kadar ansiklopedi, küçük bir ansiklopedi kadar şey var, kullanma kılavuzu var. Alırken açıkçası en çok tutuşuna ve kablo tutuşuna dikkat etmek istedim. Çünkü kabloluydu çoğu model ve bunu aslında bir duvara monteleme işleminde sizin faydanız olabilir. Ama benim aynanın önündeki alan çok küçük ve bir standlı oluyor onlarda. O standın sığamayacağı kadar küçük. Yani şu kadar falan bir alandan bahsediyoruz. O yüzden de bu oraya sığmayacağı için, duvara da montelemek istemeyeceğimiz için, çamaşır makinesiyle hani uzaklığı, aynanın uzaklığı, o kabloyla çok uzun olacaktı. O yüzden kablosuz bir şey tercih etmek istedim. Şöyle tutuşu ergonomik gerçekten de. Buna önem vermiştim açıkçası. Şurada bir haznesi var ve içerisinde bir böyle tüp var gibi. Hani buradaki tuşa basınca onun içinden suyu alacak gibi duruyor. Şöyle bir haznesi var. Tutuşu güzel. Önünde bir açma kapama, bir de level arttırma, azaltma düğmesi var. Şöyle. Bunun dışında şimdilik ağır değil ama tabii birazcık gargaraya koyunca ağır olacaktır. Şöyle bir standı var. Oturtuyorsunuz bunu ve burada da bir kablosu var, şarj kablosu.
Şuradaki girişle evet. Bayağı da uzun bir kablosu var. Zaten hani basit de bir alet. Şöyle de oturtuyorsunuz. Aslında 3 parçadan oluşuyor. Toplamda şimdi başlıklara gelecek olursak da bir montelemek için şey çıktı içimden. Vida. Burada 2 tane başlık görüyorum. Bir tanesi fırça başlığı. Böyle silikon fırça. Bir tanesinde de sadece su püskürtme yeri var. Bunların hepsine detaylıca bakacağım ve kullandıktan sonra da yorumları mutlaka yaparım. Şöyle de 2 tane de fırçası var. Böyle şu anda ilk izlenimlerim. Yani ilk izlenim olarak hani ergonomik buldum. Güzel. Hani rengi beyaz. Okey. Zaten hani istediğim bir şeydi. Ve burada da bayağı küçük bir ansiklopedi kıvamında bir kullanma kılavuzu var. Büyük ihtimal bugün denerim. Birkaç gün sonra da işe yarıyor yaramıyor. Onlara bakarız birlikte. Bir diş hekimi kadar iyi temizlediğini okudum ve diş hekimim de öyle söyledi. Hani diş temizliğine önem veriyorsunuz. Hani temizlik için. Hani daha doğrusu öyle değil. Tabii ki diş temizliğine önem veriyorsunuz. Aktif bir şekilde diş ipi kullanıyorsanız ve dişleriniz benimki gibi böyle şeyse, benimki mesela gedikli mi diyorlar buna? Hani böyle dümdüz değil ve aralarına bir şeyler kaçmaya çok müsait. Ben yanımda çantamda bile sürekli diş ipi bulunduruyorum ki hani bir şey, bir besin sıkışması olduğu zaman beni inanılmaz rahatsız ediyor ve benim zaten çürüklerimin %80-90'ı bu şekilde oldu hep küçüklüğümden bu yana. O yüzden de hani artık buna önceden önem gösteriyorum ki dişçiyle çok fazla işim olmasın diye, ama benim tabii ki diş yapım buna izin vermiyor. İşte ne ararsanız var, ben işte dişlerimi sıkıyorum, dışarı çekilmem var gibi. Yani o yüzden maksimumda özen göstermeye çalışıyorum ama yani hiç bakmayan birinde hiçbir sorun olmazken bende her türlü sorun var Allah'a çok şükür. Yani o yüzden bunu da denemek istedim açıkçası, hani diş hekimim de önerince. Bakalım, deneyeceğim. Birkaç gün sonra zaten bunun üzerine konuşuruz. Şimdi artık şu süsleri artık yapma zamanı. Ya bunları bunca zaman neden bekledim bunlar biliyor musunuz? Açık konuşmak gerekirse şuraya koymuşlar bütün iplerini. Tek tek içinden geçireceğim. O yüzden bunlar benim gözümde çok büyüyordu. O yüzden artık yani bir şekilde yapmamız lazım. Şimdi bunları tık 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 yapacağız. Ve artık şu ağacı doldurmak istiyorum. Çünkü hani bu ortalıkta kalan bir şeylerin olmasını artık istemiyorum. Şu anda ortalıkta şu ikisi var. Bunlar gidecek. Bunların kutularını da bazanın altına koyacağım. Ve burada da işte DM alışverişim var. Burada bir çanta, orada bir çanta. Bunu da bugün birazdan çamaşır makinesi durunca, çünkü o daha ayrı bir video olacak. Onları çekeceğim ve Vlogmas'ın sonunda da o DM alışverişimi koymak istiyorum. Böyle 25. günde Vlogmas'ın bittikten sonraki gününde de DM alışverişimi koyacağım. O yüzden iyi olacak yani şu anda. Bu ortalıktaki her şeyin kalkmasını istiyorum. Çünkü robot çalışırken bunların hepsini kaldırıyorum, tekrar indiriyorum falan. Artık yoruldum bu prosesten. O yüzden bugün bunların hepsini bitirmek istiyorum. Çünkü yarın artık böyle iyi bir şekilde haftaya başlayıp Almanca ve edit rutinimize artık geri dönmemiz lazım. O yüzden bu hafta sonu ve bu hafta aklımdaki her şeyi yaptığım bir hafta oldu. İyi oldu yani benim için de. Şimdi artık şu süsleri yapmaya başlayacağım. Çünkü buna bayağı uzun sürecek. Bunu çekmeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü artık yani bunu çok zor oluyor yapması da. Şöyle bütün süslerin altındaki ipiyle bunların hepsini bir yapayım. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Ne zaman tam başladığımı bilmemekle birlikte bayağı bir videolar izlendi. Ve sonuç olarak bunların hepsini bitirdim. İşin güzeli şöyle bir şey yapmak için şöyle bir şey almıştım. Şöyle bir ip almıştım, böyle simli sarı bir ip. Onunla da böyle Kinder'den çıkan bütün oyuncaklarımı yaptım ve buraya astım hepsini. Göstereceğim. Hepsini de böyle astım tek tek. Bunları da asacağım yılbaşı ağacına. Yani öyle ortak durdurması hiçbir manası yok. Ve böyle şunun gibi birazcık
Zorlandıklarım da var içlerinde. Ama bir şekilde arkasından üstünden çıka çıka şöyle şey yaptım. En güzeli de tabii şunlar oldu. Bunlar zaten süs amacıyla zaten çıkmış büyük ihtimal. Zaten bana bu fikri bunlar verdi demeyi isterdim ama şunlarda mesela tepesinde bir delik var ve bu sayede bunlar çok kolay geçti. Mesela işte şunu falan da böyle yaptım. Zaten bana asıl fikri veren şuydu. Bunları böyle şey yaptım ama şu deliği daha yeni gördüm. Bunları yaparken çünkü sandığım kadar kolay olmadı. Mesela şunu bayağı altını üstüne sardım. İşte böyle düğümledim falan. Bu böyle ayakta duracak. Normalde şöyle 4 ayak üstünde duran bir şey. Gerçi 4 ayak üstüne de güzel durdu. Şöyle duracak gibi. Yani böyle mesela şu hani boğum yerinden yaptım bunu da. Bu da çok güzel oldu. Yani bunların durmasının bir mantığı yok. O yüzden çok güzel oldu bence. Hani en güzel süsten daha güzel oldu. Çünkü böyle toplama süsleri de çok seviyorum ben. Şöyle böyle toplama süsleri de çok seviyorum. Şimdi bunları bayağı yaptım bunları da. Tek tek uğraştım hepsiyle. Ve şunu şimdi asacağız. Şimdi bitirdim. Acaba gerçekten çok içime sindi. Ya daha da alır bu süsü. Yani çok değişik bir şey. Hani her tarafında olur yine de alır. Şunlar çok güzel oldu öncelikle. Ve bu tarafı da bayağı bir doldurdum sayılır. Çünkü buradan gelince böyle burasını da artık dolu görüyorum. Güzel oldu. Sonra şuraya da yoğunluklu olarak Kinder'den çıkan oyuncakları astığım yerler oldu. Yani gerçekten çok güzel oldu ya. Çok sevdim. Şöyle bir daha bakalım. Şu aşağıya falan da bir sürü şey koydum. Ve böyle. Şimdi böyle buradaki her şeyin videosunu çektim. Ve dün demiştim ya evde sadece yulaf sütü var diye. Bakın ne buldum. DM'den aldığım alışverişte daha göstermedim diye videoda kullanmadığımız süt. Şimdi bununla sıcak çikolata yapacağız. Aşkım. Bak ne buldum evde. Harika. Biraz daha zorlarsak daha fazla şey yok. Yok, her şeyi artık döktüm ortaya. Başka hiçbir şey yok evde. Ama bir şey söyleyeyim mi? Vanilyalı puding almıştık ya. Bourbonluymuş o da. Ha. Çok üzüldüm. Neyi kontrol edin? Yani yok galiba vanilyalı puding bourbonsuz. Neyse biz şimdi sıcak çikolata yapalım. Şimdi internetten bir tarif buldum. Onu yapacağız. Burada diyor ki 300 ml yarım yağlı süt, 1 yemek kaşığı kakao, 50 gram bitter çikolata ve 1 yemek kaşığı toz şeker diyor. Bana yetmedi yani 300 gram. Ben 400 gramdan yaparım büyük ihtimal bunu. 250. 150 daha. Diyor ki bunu altını açın. Sütü, kakaoyu ve toz şekeri. Bir yemek kaşığı kakao diyor. Yani birazcık fazla koyacağım bir yemek kaşığından. Çok az daha. Bir yemek kaşığı yine toz şeker diyor. Bir tık daha fazla koyacağım şöyle. Sonra bunu karıştırıyoruz. Sonra benzer usulü eritin diyor çikolatayı. O yüzden kettle kullanıyorum. Tabii ki. Şöyle. Bunu şöyle koyalım. Şöyle kettle koydum. Böyle tam oturası şey. Şöyle. Mert o kadar alma demiştim ama iyi ki beni dinlemeyip almış. Böyle bir çikolata almıştık indirimden. Şimdi bunu karıştıracağız.
da tamam. Kaynamasına gerek yok zaten. Şimdi bunları pay edelim. Bunları şöyle diyor ki tarifte, böyle çikolata koy. O erisin içinde. Pay ettikten sonra böyle koydum. Ben ilk defa yapıyorum bu tarifi, bakalım hayırlısı. Bununla da işimiz bitti. Sonra üzerine böyle süt köpüğü koyacağım. Şöyle. Sonra da şöyle üzerine koydum. Hatta şöyle göstereyim. Dün aldığımız bu şekerlerden koyacağım. Şey diyeyim mi? Güzel oldu sanki. Ne diyorsunuz? Yani hoşuma gitti benim bir. Evet. Daha dolu değil mi ağaç? Bayağı dolu dolu oldu ya. Çok güzel oldu. Bayağı böyle bakınca mutlu oluyorum. Şimdi vlogmasın en sevdiğim zamanına geldik. Kalender açacağız. Bugün 15'i. Bakalım ne var? Bu ne ya? Hafif bir şey bu. Aa. 어하. Böyle bir şey çıktı. Bu ne? Makinede yakınabilir 60 dereceye kadar diyor. %87 polyester, %13 de poliamid varmış içinde. Bunun arkasına bir bakalım. 15 numara makeup remover pad varmış. Aa, bu şey makyaj temizleme pediymiş. Güzel. Şarjım bitiyor, o yüzden hemen diğerini de açalım. Geldik Balea'ya. 15 burada. Dört. Aa, spreyli bir şey çıktı. Bu nedir ya? Değişik bir şey çıktı böyle. El spreyi gibi bir şey çıktı. Ama Reinigungs ne demek aşkım? Reinigungs. Temizleme. Aa, dezenfektan çıktı. Bayağı güzel. Çok tatlıymış şeyde. Bayıldım buna. Mutlusuna bakalım. Biraz hızlandım şey gittiği için. Dünya güzelliklerle dolu. Tıpkı senin gibi demiş. Güzel. Şimdi Vlogmas'ın 15. gününü burada kapatıyoruz. Ay. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve beni tam buradaki Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.